Saadet Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün Adalet Bakanlığı'nda yaşanan mülakatlara ilişkin CHP önerisi üzerine konuşuyorum. Elbette bir ülkenin temeli adalettir. Ne hazindir ki ülkemizin de en büyük sorunu adalettir. Maalesef AK Parti iktidarlarının en vahim tablosu nerededir denecek olursa zannediyorum Adalet Bakanlığı demek gerekir. Başlangıcından bugüne kadar en büyük sorun burada yaşandı. 28 Şubat darbesinin ürünü olan birinci AK Parti dönemi, 15 Temmuz darbesinin ürünü olan ikinci AK Parti dönemine göre belki biraz ehveni şer kabul edilebilir. Ama bilelim ki her dönem birbirinden daha kötü geçiyor. Bugün adaletten bahsederken 23 Nisan'ı kutladığımız bugün de cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan binlerce çocuğu hatırlamalıyız. Bugün KHK'lıların mağdur kaldığı durumları, eşlerin birbirinden yüzlerce, binlerce kilometre uzakta hapis yatırılarak sırf mağdur edilmek istendiği bir döneme, kanser hastalarının hapishanelerde maruz kaldığı durumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin pek çok kararına rağmen inadına diretmenin hukuksuzlukta devamının asla izahı mümkün değil. Değerli milletvekilleri, itibar saraylarda, uçaklarda, yüksek adliye binalarında aranıyor olsaydı belki bugün ülkemiz adil sayılırdı. Ama adalet hukukla, hukukun üstünlüğüyle, hele de kamunun vatandaşları arasında ayrım gözetmeksizin baba rolünde kucaklayıcı bir tavrıyla mümkün olur. Ne yazık ki bundan çok uzağız. Bugün bu bahsettiğimiz pek çok kurumda, pek çok kesime hukuksuzluk yaşanırken çok daha vahimi Adalet Bakanlığı kendi personeline, kendi çalışanlarına bile bu hukuksuzluğu yaşattığını net bir şekilde göstermiştir. Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizde atanamayan on binlerce, yüz binlerce öğretmen, hemşireler, paramedikler, laborantlar, radyoloji teknikerleri, mühendisler, sosyologlar, uzman çavuşlar, taşeron işçiler, alın binlercesi, hepsi mağdurdur ve maalesef bunların, bütün mesleklerin ülkemizdeki mağduriyetteki ortak noktası nedir derseniz, ortak noktası... Eyvallah başkanım, sağ olun. Hemen bütün alanlardaki kamu çalışanlarının ortak mağduriyesi mülakat mağduru olmalarıdır ve maalesef ki bugün belki de ülkemizde adalete en uzak bir dönemi yaşıyoruz. Adalete en uzak yerde belki de Adalet Bakanlığı arkadaşlar. Bugün ülkemizdeki bu mağduriyetlerden sonra birileri Hazreti Ömer'in adaletinden söz ediyor ama kuşkusuz ki yaşantıları turist Ömer'in hayatıdır. Ve bugün işte bütün bunların sonucunda liyakatın olmadığı, torpilin egemen olduğu, sadakatin esas alındığı bir yerde ekonominizde, turizminizde, tarımınızda, ülkedeki huzurda her şey yok olur. Bugün yaşadığımız gibi genel kurulu...